Başladığı günden bugüne 26 yıl gibi bir süreyi doldurdu. Bu süre içerisinde 20 binler olan sayımız bugün 101 binlere ulaştı. Ve bizim şu anda Türkiye'de TÜRMOB Genel Merkezi çatısı altında 77 serbest muhasebeci mali müşavir odası, 8 yeminli mali müşavir odası ve 101 bin kayıtta meslek mensubu, 21 bin civarında stajyerimiz ve büro çalışanlarımız ailelerimizle birlikte takriben Türkiye'de 1 milyon gibi bir sayıya ulaşmaktayız. Bu değişikliklerde önce kimliğimizi kazandık, ondan sonra toplum içinde saygınlığımızı kazandık. En sonki elektronik düzenlemelerle bu hat safhaya ulaştı. Burada TÜRMOB sürekli İlişkide olduğumuz bakanlıklarla devamlı temas halinde ve bu temaslardan iyi sonuçlar çıkarmayı ümit ediyoruz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı zamanlardaki sıkıntılardan dolayı bunu tam başaramıyor. Örneğin bir 20 Temmuz bizim mali tatil haftası akabinde 7 günlük bir süre var iken bu süre ülkenin genel gidişatı nedeniyle 7 günlük süre 5 güne indirildi. Bunlar bizim için handikap. Bizim için 2016 yılı ücret tarifesi biraz sıkıntılı oldu. Bir önceki yılın ücret tarifesi aynen katma değer hariç iken dahil olup bize o şekilde yayınlandı. Uygulamamız istendi ve biz de mecburen bunu bakanlık emri dolayısıyla uygulamak durumundayız. Tamamı elektronik ortamda mesleğimizi icra etmekteyiz. Zaman zaman ufak bir olayda ceza unutabilir, hata yapabilir. Ama yasa önünde maalesef vergi usul kanunu çerçevesinde ve sosyal güvenlik kurumunun idari para cezalarında bu tür düşünceler söz konusu olmayıp anında ceza uygulamaları yapılmaktadır. Bununla ilgili TÜRMOB sürekli olarak bu tür bakanlıklara ve başkanlıklara devamlı toplantıya katılıp bizlerin dileklerini oraya taşımakta değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz en büyük sıkıntılarımızdan biri ücreti almamamıza karşın katma değer vergisi gelir vergisindeki çelişki nedeniyle makbuzlarımızı düzenleyip almadığımız ücretin katma değer vergisi ve gelir vergisini ödeme durumunda kalıyoruz. Bununla ilgili Maliye Bakanı ile en son yapılan görüşmede bu konuyu ciddiye alacaklarını, farklı boyutta yeni hazırlanan vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunuyla katma değer vergisi kanununda bizlerle ilgili bir düzenleme yapılacağı söz konusu. Tabii ne kadar doğru olur bunu